Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 23. dersiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, FRM masalar formunu açıyoruz. Evet, yerlerini kapatalım. Evet, burada silme, durum değiştirme ve rezerv değiştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, yeni bir tane buton kopyalıyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'la sola doğru çekiyorum. BTN durum değiştir. Durum değiştir. Evet, rezerve değiştir dedik. Şunu biraz daha büyütelim butonumuzu. Butonlarımızın imajını da değiştirelim bu arada. Nasıl bir şey olabilir? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir şey olsun. Durum değiştir. Da şöyle bir şey olsun. Kendinize göre bunları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buradaki işlemlere bir bakalım, kontrol edelim. Yeni, tamam. Düzenleme, listeleme, silmeyle başlayalım. Şimdi daha önce ürünlerde bu işlemi gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla FRM ürünleri açıyorum arkadaşlar. İşlemler aynı. Kopyalıyorum. Ctrl C. Ve FRM masalardaki silme butonunun olduğu yere click event'ına yapıştırıyoruz. Ürün dal değil, bu masalar dal. Aynı şekilde bu da masalar dal. ID kolonuna göre işlem gerçekleştirecek yine burada. Şurası M olsun. Masalar yani. Durum değiştir. Olduğu zaman burada dediğim gibi arkadaşlar burada yani daha önce bahsetmiştik admin veya işte yetkili olan kişi bu işlemi gerçekleştirecek. Tabii bu yanlış olduğu zaman yani masalar ile ilgili hata yapıldığı zaman, işlemlerde bir yanlışlık olduğu zaman buradan da müdahale edilebilsin. Yani normalde böyle bir şey, böyle bir uygulama bu şekilde yapılmaması lazım. Ama yine de bu seçeneklerin görünür olması gerekir her türlü ihtimale karşı. Yani her kullanıcı için bu işlem gerçekleşmeyecek. Yetkilendirilmiş olan kullanıcı bu işlemi gerçekleştirebilecek. Durum değiştir diyorum. Şimdi burada da bir nevi güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şurayı kopyalıyorum. Seçili ID.
işlemin seçili olan ID'ye göre gerçekleştireceğiz. Evet, burada bir kontrol sağlıyoruz. If diyorum. Ve burada alt çizgi. Gerçi burada yok. Burada entity'miz masalar arkadaşlar. Masalar nokta durumu. Yani eğer true'ysa masanın durumu, bunu ne yapacağız? Bunu false yapacağız. Durumu eşittir false. Evet, tersi bir durum için else if masalar nokta durumu false olduğunu belirtmek için arkadaşlar masaların başına bir ünlem getiriyoruz. Masalar nokta durumu, bunu ne yapmamız lazım? True yapmamız gerekiyor. Evet, burada arkadaşlar bir de şöyle bir kontrol sağlayalım. Şunu bir if içerisine alıyorum. Seçiliyken kontrol tuşuna basılı tutuyorum. K ve S tuşlarına basıyorum ve if diyorum. Şimdi grid view 1 nokta, eğer seçilen bir kayıt varsa bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bu da selected row count büyüktür 0 ise bu işlemi gerçekleştir diyoruz. Evet, bu işlemden sonra burada işlemi gerçekleştirdik. Masalar nokta, daha doğrusu masalar dal, masalar dal nokta save. Bir context göndermemiz gerekiyor. Evet. Ardından bir de listeleme metodunu da çağırmamız gerekiyor ki kayıtlar yenilensin. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum. Rezerv için de aynı şekilde. Şimdi tabii rezervi değiştirdiğimiz zaman şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Örneğin diyelim ki rezerv masa rezerv edilmiş. Yani durumu true. Rezerv durumu. Bu durumda masanın durumunun false olması gerekir. Mantıken düşündüğümüz zaman. Yani daha masa dolmamış. Şimdi masa rezerv durumundayken müşteri geldi. Masaya oturdu. Bu sefer de rezervinin kalkmış olması gerekir. Ve aynı zamanda da durumunun da true olması gerekir. Evet, bu mantığı düşünerek arkadaşlar buradaki işlemleri de kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Biz de duruma göre daha sonra müdahale edebiliriz. Ancak yani şu anda bu şekilde gerçekleştireceğiz. Rezerve geçiyorum. Rezerv değiştir. Evet, burada sadece rezerv olacak. Rezervemi. Hepsinin rezerve olarak değiştiğinden emin olmamız gerekir arkadaşlar aynı zamanda. Rezerve durumu true'ysa false yap. İşte false ise true yap dememiz gerekiyor. Evet, burası bu şekilde. Dediğim gibi rezerv durumunda da şu BTN durum değiştirinde ayarlanması gerekiyor. Eğer masa rezervse rezervinin kalkması gerekiyor vesaire. Bunlara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şu an için böyle bir şey yapmıyorum. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu uygulayabiliriz. Yani şu an mantığını anlatıyoruz arkadaşlar. İşin mantığını. Evet, ayrıca bir de şurada bizim kapatma butonumuz. Disclose. Onun haricinde bir de arkadaşlar ekleme ve güncelleme tarafında işlem yapmamız lazım. FRM masa kaydeti açıyorum. Şimdi burada ilk defa
kaydediliyorsan. Şimdi öncelikle şunların durumu, rezervin eklenme tarihi, gerçi ilk defa oluyorsa bu kalacak. Bunları if'in dışına çıkarıyorum arkadaşlar. Ctrl KVD ile düzenliyorum. Bunlar her durumda aslında yok. Durumları değişmesin. Geri alıyorum. Yani güncellemede değişmesin. Sadece yeni kayıt olduğu zaman, yani entity id eğer sıfırsa, yeni kayıt olduğu zaman durumunu false atasın. Rezerv durumunu da yine aynı şekilde false atasın. Son işlem tarihi, tamam, bu olabilir. Bir de tabii ne olacaktı? Entity nokta işlem. Buna ne diyeceğiz? Yeni masa eklendi. Kullanıcı ID şu an için, ya da şimdilik null olarak kalsın. Zaten herhangi bir hata oluşmuyor. Şimdi else if diyorum, alt tire entity nokta id eşit değil sıfır veya sıfırdan büyükse de diyebiliriz arkadaşlar, aynı şey. Burada ne olacak? Burada değişecek olan son işlem tarihi ve işlem. Şimdi işlem için arkadaşlar, yani normalde şuraya bir text edit de ekleyebiliriz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi buna da masa güncellendi diyoruz. Tamam. Bir bakalım eksiğimiz falan var mı? Masalara geçiyorum. Tamam. Şu masa adı, açıklama, durum, rezerv, eklenme tarihi, son işlem tarihi, işlem. Sadece kullanıcı ID null olarak kalıyor. Diğerler tamam. Diğer değerler bu şekilde arkadaşlar. Evet, sanırım başka da bir şey yok. Şimdi bunların denemesini gerçekleştirelim. Çalıştırıyorum tekrar. Evet, şimdi durumu masa 1 için, masa 1'in durumu şu anda nedir? True. Değiştirelim. Neyse, şu antivirüs programından dolayı tekrar başlattı. Her neyse, şu durumunu değiştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi false oldu. Şu anda false. Ne olması gerekiyor? True olması gerekiyor. Tamam. Rezerv içinde alttakine bakalım. Evet, rezerv true oldu. Rezervi kaldıralım. Evet, bu şekilde müdahale edebiliyoruz. Yeni bir kayıt ekleyelim. Tabii bu kaydı daha sonra ne yapacağız? Sileceğiz. İşlem falan, bunların da hatta şuna düzenle diyelim. Tekrardan herhangi bir şey yapmadan bakalım neyin değişmesi gerekiyor. Son işlem tarihi ve işlemin değişmesi gerekiyor. Kaydet diyorum. Evet, masa güncellendi. Son işlem tarihi de bu şekilde değişmiş oldu. Diğer işlemlerin değişmemesi gerekiyor. Şu rezerve bir bakalım arkadaşlar. Tamam. Bir daha deneyeceğim. Rezerv durumu true. Durumu false.
Tamam, herhangi bir değişiklik olmuyor oralarda. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Yeni kayıt ekleyecektik. Yeni masa ekleyecektik. Şimdi bu da masa 3 olsun. Temsili olarak A grubu ya da A sırası vesaire A grubu 3. sıra olsun. Bakalım ilk yani kayıt eklendiği zaman, yeni kayıt eklendiği zaman. Evet, durumu false, rezerv false. Tamam, yeni masa eklendi, masa güncellendi vesaire. İşlemler tamam, başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Masayı silmeye çalışalım. Seçili kayıt silinecek. Zaten bunu daha önce diğer derslerimizde yapmıştık. Evet diyorum. Kayıt bu şekilde silinmiş oldu. Evet arkadaşlar, bir de şunu yapmamız lazım. Bir sonraki dersimizde onu da yapalım. Şimdi burada tabii işlemleri yaptırıyoruz. Tabii bu işlemlerin bir geçmişi olması gerekiyor. Yani o şekilde de yapalım. Ekleme yaptığımız zaman, güncelleme yaptığımız zaman ya da durum değiştirdiğimiz zaman artık nasıl işlem yaptıysak, hangi işlemi yaptıysak bunları bir tabloya aktarmamız lazım arkadaşlar. Şuraya da bir buton ekleyebiliriz. O butona tıkladığımız zaman ya da gridin içerisine de ekleyebiliriz. İşte masanın geçmişi veya masanın işlemleri, hangi işlemler gerçekleşmiş, onları görebilmemiz lazım. Aynı zamanda bir de masa hareketleri içinde bir buton eklememiz gerekiyor. Ödemelerle ilgili neler yapılmış önceki zamanlarda veya tarihlere göre filtrelemeler vesaire. Evet, bunları da daha sonraki işlemlerimizde uygulayacağız arkadaşlar. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.